Süleyman Paşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramın birinci gününde çok önemli bir misafirimiz var. Sağ olsun bizi kırmadılar. Meclis Başkanımız, Tekirdağ Milletvekilimiz Profesör Doktor Mustafa Şentop Hocam. Bugün Tekirdağ'da Süleyman Paşa'da programları vardı. Kendisine rica ettim. Hocam bir canlı yayın beraber yapabilir miyiz? İnsanlarla bayramlaşamıyoruz. Herkes evlerinde en azından bir bayramlarını kutlayalım vatandaşlarımızın dedim. Sağ olsun kırmadılar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkan. Öncelikle ben de bütün Tekirdağlı hemşehrilerim Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Tabii geçen Kurban Bayramı, geçen Ramazan Bayramı da biraz zor şartlar, ağır şartlar altında gerçekleşmişti. Yine bu salgın sürecinde bir bayram yaşıyoruz. Tam arzu ettiğimiz gibi, içimizden geldiği gibi bayramı kutlayamıyoruz. Kapanma ile ilgili bir durum da var. Dolayısıyla evlerimizin dışına da çıkamıyoruz birçok vatandaşımız bakımından. Ama inşallah bu son böyle sıkıntılı bir bayram olur. İnşallah. Kurban Bayramı'nda daha rahat ortamlarda inşallah bayramı kutlarız. Ama bunun için de biraz hepimizin dikkat, itina göstermesi lazım. Özellikle bu maske, mesafe. Tabii temizlik konusunda artık ben vatandaşlarımızın çok bilinçli hareket ettiğini görüyorum, şahit oluyorum ama maske ve mesafe konusunda zaman zaman bazı sıkıntılarımız var. Bunlara ne kadar daha fazla riayet edersek o kadar hızlı bir şekilde bu süreçten çıkarız. Bu kapanma döneminde veriler olumlu gözüküyor. Az önce buradan şehir hastanemize ben de onu soracaktım. Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ziyaret etmiştik. Orada süreçle ilgili aşağı yukarı bir yıllık bir zaman dilimi içerisindeki gelişmeleri değerlendirdik. Gidişat iyi gözüküyor ama daha fazla bir itina, dikkat gösterirsek daha kısa sürede inşallah atlatırız. Hocam, tekrar bütün hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara sağlıkla, afiyetle hepimizi eriştirsin inşallah. Hocam ben hemşehrilerim adına bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Tekirdağ Şehir Hastanesi özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte ciddi anlamda şehrin yükünü aldı. Hatta bölgenin yükünü aldı. Şehir hastanesiyle ilgili milletvekillerimizle birlikte çok büyük emeğiniz var. Bunu hem il başkanlığım döneminde hem ilçe başkanlığım döneminde Allah katında da şahidim. Şehir hastanesi 5 yıldızlı otel gibi hizmet veren ve özellikle pandemi döneminde de vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmetlerini karşılayan bir durum haline geldi. Kendi aile yakınlarım da COVID oldu. Hem doktorlarımızla hem de fiziki koşulları sağlayan bütün devlet adamlarımıza başta size şükranlarımı sunuyorum. Çok önemli bir yatırım bizim için. Tabii şöyle ifade edeyim. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde, sağlık alanında çok büyük altyapı, bunlara belki tırnak içinde altyapı yatırımları diyebiliriz. Altyapı yatırımları yaptı, gerçekleştirdi. Zaman zaman hani bazı itirazlar falan oluyordu. Bu kadar büyük hastaneler ne olacak, kime hizmet edecek, buna ne gerek var bu kadar büyük yatırımlara deniyordu. Ama bu salgın süreci onu gösterdi ki aslında büyük devlet olmanın gereklerinden birisi de vatandaşlarına devletin sağlamış olduğu bu sağlık imkanlarıdır. Dünyanın birçok ülkesinde, gelişmiş ülkelerde bile gerek sağlık hizmetinin sunumuyla ilgili yaklaşım, zihniyet farklılıkları, gerekse altyapıyla ilgili sıkıntılar çok pahalıya mal oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu sıkıntılar yaşandı. Bugün tabii bazı hususları dile getirenler var ama onu anlayabilmek için mukayeseli bakmak lazım konuya. Yani bugün dünyanın işte önemli ülkelerinde, zengin ülkelerinde tırnak içerisinde sağlık hizmeti nasıl sunuluyor, sağlık altyapısı nedir, bu süreçte neler yaşadılar. Bu mukayeseleri bizzat orada yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak onlarla görüşerek, onların verdiği bilgilere dayanarak da yapabiliriz. Bütün vatandaşlarımız, hatta vatandaşımız olmayan ama Türkiye'ye muhabbeti olan bizim dost ve akraba topluluklar dediğimiz etnik köken olarak Türk olan veya akraba topluluklardan olan insanlarımız sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Yakınlarının COVID olma durumunda Avrupa'nın herhangi ülkesinde nerede olursa olsun işte bizlere ulaşmaya çalışarak
tedavisinin Türkiye'de yapılmasını arzu ediyorlar. Bizim daha gençlik yıllarımızda en ufak bir hastalığı olan bir an önce işte Avrupa'da bir hastaneye gitmek için bir gayret içerisinde olurdu. İşte birilerini bulup da sevkini yurt dışına yaptırmak için uğraşırdı. Şimdi tam tersine yurt dışından insanlar Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Hem bu sağlık hizmetinin kalitesi bakımından önemli hem de bu altyapının gelişmişliği bakımından çok önemli bir durum. Ve şunu söyleyebiliriz rahatlıkla, bu süreç onu gösterdi. Büyük devlet olmanın gerekleri, işte ekonomisinin çok iyi olması, silahlı kuvvetleri, işte silah gereçleri, araçları vesaire gibi ölçülerin yanında ve hatta onlardan önce vatandaşına sunabildiği sağlık hizmetinin kalitesi ve yaygınlığı çok önemli, altyapısı çok önemli hale geldi. Şüphesiz hani bazı aksaklıklar olur. Yani Türkiye büyük bir memleket, 84 milyon nüfusumuz var. Her gün milyonlarca vakayla, olayla toplamda karşılaşıyoruz her alanda. Bunlar içerisinde şüphesiz uygulamada bazı zaman zaman sıkıntılar olur ama buna bakmak lazım. Yani 1000 tane iş yapılmış, 1000 tane işlem yapılmış. Bunlardan 3 tane, 5 tanesinde yanlışlık varsa sanki hiçbir şey yapılmamış gibi ve yapılan işlerin hepsi o 3-5 iş gibi itiraz edilebilir, şikayet edilebilir işmiş gibi diye onları öne çıkarak konuşmak, bunun yanında 995 tane olumlu, iyi işi yok saymak, görmezden gelmek çok yanlış bir yaklaşım. Bir yanlış, bütün doğruları götürmemek. Çok olumsuz bir yaklaşım. Toplama bakmak lazım. Yani ben işte akademisyenim. Bir konuda bir görüş bildirebilmek için vakaların tamamını görmek, olayların, bu olayların birbirini ne kadar teyit ettiğini, etmediğini ayırmak lazım. Dolayısıyla bu bütün içerisinde yanlış işlerin o iyi işlere, doğru işlere oranına bakmak lazım. Bu orana baktığımızda çok büyük kahir ekseriyetle %99, %98 civarında çok olumlu gittiğini işlerin görebiliyoruz. Yani bunların itirazlar var. Bunları dediğim gibi bu mukayese içerisinde görmek lazım. Türkiye verdiği sağlık hizmeti bakımından da bu süreçte gerek takip bakımından, özellikle filyasyon bakımından, vakalarda tedavi bakımından, yine aşı konusunda da şu anda hala dünyada Türkiye'ye baktığımızda ilk 5 veya 6. sırada oransal olarak aşı yapan. Şimdi tabii bazı aşılarla ilgili Türkiye'de üretilmesine dair anlaşmalar yapıldı. Hem Rus Sputnik aşısıyla hem Sinovac, Coronavac'la ilgili var anlaşmalar. Yerli aşımızla ilgili de gelişmeler inşallah en kısa zamanda ortaya çıkacak. Bütün dünyada aşıyı kendisi üreten ülkeler bile bu konuda Türkiye'den biraz daha geride, yavaş ilerliyorlar. Yani. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım ki mesafe alabilelim. Bu bakımdan ben yine şehir hastanesinde de onu gördük. Tekirdağ bunun büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Tabii ben burada en başta şey hasta olmayalım. Hasta olmasın hiç kimse. Ama olduğumuz zaman da böyle bir hizmetin bulunması şöyle, çok önemli. Değerli hemşehrilerimin bilmesini istiyorum. Tabii konumuz itibariyle çok siyasete giremeyeceğinizi biliyorum ama yine hocam Anayasa Komisyonu Başkanı'ydı. O zaman hastaneyle ilgili sıkıntılarımızı anlatıyordum çok. Cüneyt merak etme, Tekirdağ sağlık turizminin merkezi haline gelecek. Az dişini sık takip ediyorum demişti. Yani şimdiki şehir hastanesi konusu ve diş hastanesi de aynı şekilde hocam. Onu da söylemem gerekiyor. Ve bildiğim kadarıyla şimdi de Ergene Devlet Hastanesi ile ilgili de bayağı bir yol aldınız. Tabii onunla ilgili inşallah o da devreye girerse tamamlanmak üzere takip ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii Tekirdağ bunları hak ediyor ama bu arada şunu unutmamamız lazım. Sağlık çalışanlarımızı tabii dün hemşireler haftası başlamıştı. O vesileyle de hemşirelerimizin, doktorlarımızın, bütün sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Az önce hastanede sendika başkanımız bir maket verdi. Sendikanın ürettiği fikir olarak çok tabii bana muhteşem geldi. Yani bir sağlık çalışanı, işte hekim, hemşire, sağlık çalışanı omuzlarının üstüne bir dünyayı almış, bir küreyi taşıyor. Hakikaten bu şu anki tabloyu, bir iki senedir yaşamış olduğumuz tabloyu izah ediyor. Bütün Türkiye'nin ve genel anlamda bütün dünyanın yükünü omuzlarına alıp kendi şahsi hayatlarından büyük fedakarlıklarda bulunan
sevdiklerinden, ailelerinden fedakarlıkta bulunan sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Türkiye olarak bütün milletimiz adına onlara minnettar olduğumuzu burada ifade etmek isterim. Allah razı olsun hocam. Normal konulara geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum izniniz olursa. Hocam, ya hemşehrilerimiz bunu bilsinler diye söylüyorum. Biz biliyoruz tabii ki, yani uzun yıllardır sizinle birlikte çalışabilmek benim için çok büyük bir onur. Çok şey öğrendim sizden. Ama hocamın şöyle bir özelliği var. Özellikle bölgede bir yatırım söz konusuysa, ki ben bunu bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, CHP'li veya diğer siyasi partilerde bütün herkes aynısını söylüyorum. Ya hocama çok çabuk ulaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir derdiniz olduğunda doğrudan kendisini arayın. Zaten size yardımcı olacaktır. Bugün de Kadir Başkan'a gittik. Otogarla ilgili bir sorun vardı. O konuda bir şey söyleyeyim. Bugün tekrar bir başka münasebetle gündeme geldi. Yine Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum sıralardaydı. Sürekli bir vatandaşımız mesaj çekiyor. Kamu görevlisi bir yere talip, başka bir işe bir yere talip. Onunla ilgili benden destek istiyor ama hiç tanımadığım, bilmediğim bir numara. Kendisini de tanımıyorum. Çok ısrarlı olunca dedim, ben benim telefonumu nereden buldum dedim kendisine. Dedi ki satın aldım. Şaşırdım yani, ilk defa duyuyorum. Allah Allah. Nasıl satın aldım? İnternette milletvekillerin telefon numaralarını satıyorlar diyor. Bazı uyanıklar var demek ki böyle milletvekillerin telefon numaralarını topluyor sağdan soldan. Aslında gizli saklı da değil yani. Yok, siz birçok kampanyada numaram, cep telefonunu açıkladınız. İlk numaramdır benim yani, evet. Cep telefonu aldığım zaman. Başka numaranız da yok. Hiç de yani. Değiştirmedim bu numarayı. Aynen bunu kullanıyorum. Hatta öğrencilerime falan da ilk derse girdiğimde numaramı tahtaya yazardım. Hiçbir suistimalini de görmedim ben bugüne kadar. Sağ olsunlar. Hepsi ihtiyaç olursa arıyorlar. Satın aldım dedi. Dedim ayıptır sorması, kaç liraya satın aldın? İşte bir fiyat söyle. Dedim ya ucuza almışsın. Yok ucuz değil dedi aslında. Normalde milletvekillerinin telefonlarını şu kadara satıyorlar. Seninki biraz daha pahalı dedi. Niye pahalı dedim benimki. Satarken diyormuş ki o uyanık telefona kendisi çıkıyor diyormuş. Danışmanı çıkmıyor diyormuş. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar, tabii çok kolay değil yani her zaman. Mesela bugün belki yüzlerce mesaj geldi, arama ama oldu. Ama hepsine yetişemiyorum. Bunların hepsine bakma imkanım var ama mümkün olduğu kadar bunlara dönmeye çalışıyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Yani şöyle bir özelliği var hocamın, onu da söyleyeyim. Mesela ben mümkünse geç saatlerde mesaj atıyorum. Çünkü çok yoğun olduğunu biliyorum telefonun, yoğun çalıştığını. Muhakkak mesaja döner. Eğer iki defa bir telefonu çaldırıyorsam, arıyorsam muhakkak acil bir şey vardır, muhakkak döner. Yani o da çok önemli hocam. Yani Allah razı olsun. Şöyle bu konuda... bizim bu bulunduğumuz yerler, makamlar kişisel olarak bizim yararlanacağımız makamlar değil. Yani buralar hizmet makamlarıdır. Milletimizin daima hizmetinde olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar, yani fiziken gücümüzün yettiği kadar bunu yapmamız lazım. Bu bizim vazifemiz. Yani bu şekilde bu yükü taşımak istemeyen, bundan memnun olmayan, rahatsızlık duyanlar varsa o zaman siyaset yapmayacaklar. Kendi başlarına. Başka işlerle uğraşacaklar. Hocam, amacı budur yani. İzniniz olursa, tabii biz sizi tanıyoruz ama çok şey de biliyoruz. Ama hemşehrilerimiz de sizi biraz daha yakından tanısın diye birkaç soru hazırladım. Ben çok fazla gazeteciliği bilmiyorum. Heyecanlanıyorum, kusura bakmasınlar. Tekirdağ'daki birçok gazeteci abimizle röportaj yaptık. O yüzden... Şöyle başlayalım hocam izniniz olursa. Kısa kısa sorular hazırladım. Öncelikle nerede doğdunuz? Peştemalcı Caddesi 48'di sanıyorum. Daha sonraki numaralamada 44 veya 46 oldu ama 48 numara Peştemalcı Caddesi No 48. Şu anda orada bizim bir binamız var zaten. Fakat benim doğduğum zaman o bina yoktu. Bir bahçe vardı o binanın yerinde. Ve binanın bugün arkasında, şu anda bahçe halinde olan bir yerde iki katlı ahşap bir ev vardı. Ben o evde doğmuşum. 1968. Yaşı da söyledik. Söyledik. Yani bir şeyimiz yok. Yaşımızda rahatsızlığımız peki, yok. Peki hocam. Genç gösteriyorsunuz. Güzel bir yok hocam yani o konuda. Aslen nerelisiniz? Köken neresi? Tamam. Şimdi şöyle, babamın baba tarafı bugün Makedonya sınırları içerisinde, o zaman eski Yugoslavya sınırları içerisinde Gevgeli
Gevgeli, Gevgeli Yağ diye yazıyorlar haritalarda, Makedonya'da. Oradan, yani bugün Selanik'ten Makedonya'ya doğru giderken aslında sınırdaki şehirdir, Makedonya tarafında, gümrük kapısının olduğu şehirdir Gevgeli. Bir kaza o yıllarda. 1926'da gelmişler. Babamın anne tarafı ise Mübadil. Onlar da bugün Yunanistan sınırları içerisinde. Tabi orası da Osmanlı Makedonya'sının güney kısmı oluyor. Karaferye diye isimlendirilen, bugün Veria dedikleri Yunanlıların bir bölgeden. Selanik sancağı altında mı? Tabi o zaman yani Osmanlı'da bu vilayetler bizim bugünkü illerden biraz daha geniş, hem coğrafi olarak daha geniş, hem yönetim yetkisi bakımından daha geniş yönetim birimleri. Selanik o zaman tabii çok büyük bir yer. Mesela Gevgeli'de daha önce, yani Birinci Dünya Savaşı öncesi Selanik'e bağlı bir kaza. O eyalet zaman mantığı. Gevgeli. Yani eyalet de değil ama eyaletle bugünkü il arasında bir büyüklük aslında birimler. Selanik tabii en büyük vilayetlerden birisi o zaman. Oraya bağlı. İkisi de bölge olarak oraya bağlı. Onlar mübadelede gelmişler. Kumbağa'da o zaman bir Rum İlk köyü. İlk önce Kumbağa'ya geliyorlar. Evet, Rum köyü. Babamın anne tarafı. Rumlar mübadelede gönderiliyor. Onların oldukları yerlere. Onlar da buraya getirilip iskan ediliyor Kumbağa'da. Anne tarafım ise yerlisi Tekirdağ'ın, Gacal diyorlar. Gacal diyorlar, evet. Nusratlı köyünden. Nusratlı'dan. Nusratlı köyünden. Yani aslen bir Rumeli muhaciri, bir ailenin çocuğuyum. Burada zaten hemen hemen herkes Rumeli. Kimisi daha önce gelmiş, kimisi daha sonra gelmiş. Rumeli muhacirim. İki kız kardeşim var. Biri, biri benden bir yaş küçük, biri benden 10 yaş küçük. Teşekkürler. Kaç yıllık evlisiniz ve kaç çocuğunuz var? Dört çocuğum var, iki kızım, iki oğlum var. Artık tabii büyüdüler. En büyük kızımız İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Şimdi bir vakıf üniversitesinde, hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapıyor, çalışıyor. İki numara oğlum var, o da Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Aynı zamanda matematik okuyor. Onunla beraber uluslararası ilişkiler ve iktisat da okuyor. Yani toplam 4 lisans şu anda götürmeye çalışıyor. Bakalım, işi biraz zor. Yine bir kızım var, 3 numara. O da bu sene üniversite imtihanına girecek. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde son sınıfta. Bir de en küçük oğlumuz var. O da bu sene liseye giriş sınavına girecek. Bu hafızlık proje İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık yapan, hafızlığını tamamlayan oğlum. Babam da hafızdı, rahmetli. 2000 yılında vefat etmişti. 10 Haziran 2000 yılında. Bu arada bir şey söyleyeyim mi hocam? Çok soruluyor. Nedenini siz anlatın diye soruyorum. Tekrar geldiğinizde, Süleyman Paşa'ya geldiğinizde sadece bir camiye gidiyorsunuz. Yani bir camide sürekli namaz veya cuma vakti geliyorsa, bir program yapıyorsak bir camiye gidiyorsunuz. Hangi camiye neden gidiyoruz? Onu da söyleseniz herkes bilsin. Şimdi tabii o diğerlerine de gidiyoruz ama çoğunluklu. Eski cami denilen, eski müftülüğün bulunduğu cami, Zahire Nazırı Ahmet Ağa Camii. Sanıyorum Edirneli bir zat. Zahire Nazırı demek, nazır bakan demek Osmanlı'da. Zahire yani hububatla ilgili bakanlık yapmış. Tarım bakanı gibi diyelim. Tahıl, gıda genel olarak belki diyebiliriz. Tarım biraz daha geniş gibi ama tabii o dönemler daha çok özel önemi var bu hususun. Lojistik olarak birçok işte savaş, göçler, iskanlar falan yapıldığı bir dönemde. Bir zat o yaptırmış bu camiyi burada. Benim dedem, babamın babası o camide 33 yıldan biraz fazla bir süre görev yaptı. Evet. Müezzinlik yaptı. Tabii dedem görevine çok titiz bir adamdı. Sabah namazlarında gider camiyi
bazen daha sonra çıktı o sistemler. İşte nöbet sistemi, birden fazla müezzin varsa bir gün birisi nöbetçidir, ertesi gün öbürü nöbetçidir ama o öyle bakmazdı. Yani bütün vakitlere, nöbetçi olmadığı günlerde de vaktinden önce gidip sabah namazlarında camiyi açar, Allah rahmet ezan eylesin. Okurdu dedem. Ben de küçük çocukluğumda onunla beraber oraya giderdik. Yani daha ilkokula gitmeden dedemle elimden tutup beni oradan camiye bütün vakit namazlarında götürürdü. Tabii orada tanıdığımız çok... O caminin öyle bir özelliği var. Büyük zatlar vardı. Onları dinleyerek yetiştik o zamanlar. Çocuklara vakit ayırabiliyor musunuz? Şöyle tabii baktığımızda hani o biraz zor gözüküyor ama benim çocuklarla sürekli kesintisiz bir irtibatım var. Bilhassa tabii bu teknolojik imkanlar da bunu kolaylaştırıyor. Mesela akşamları özellikle uzakta da olsak, ki onlar İstanbul'da ağırlıklı olarak, uzakta da olsak kendileriyle mutlaka bir değerlendirme yaparız günün değerlendirmesine. Sadece dersle ilgili değil, işte okudukları, yazdıkları, karşılaştıkları olaylarla ilgili mümkünse tek tek beni ararlar. Onlar arayamamışsa ben mutlaka onları ararım. Belki görüntülü imkan bulabilirsek hep beraber bir değerlendirme mutlaka her gün istisnasız yaparız bunu. Aşağı yukarı 23-24 senedir bunu yapıyoruz. Bu bakımdan aslında vakit ayırabiliyor muyum? Daha fazla ayırmak tabii ki arzu ederim, isterim ama ben yeteri kadar onları da memnun edecek kadar vakit ayırdığımı düşünüyorum. Peki, her zaman benim için de önceliklidir yani onların işleri, meseleleri. Nasıl bu kadar hızlı büyüdüler diyor musunuz? Onu diyorum tabii. Baktığımda işte kızıma özellikle şimdi üzerinden aşağı yukarı işte 23 seneden fazla bir zaman geçti. Doğduğu günden itibaren. Allah ilerle kardeşim. Tabii. Allah hepsine hayırlı uzun ömür versin. Bahtlarını açık etsin bütün çocuklarımızın. Milletimizin çocuklarının. Yani insan hatırlıyor tabii ki yani o ilk doğduğu günden itibaren yaşadığı birçok önemli hadiseyi. Oradan bugünlere kadar gelmiş. Bazen böyle hani baba olmanın, anne olmanın tuhaf tarafları da var. Biz çocukken buna kızardık mesela işte. Bazı konularda hani büyüdüğümüzü düşündüğümüz halde mesela babam, annem bana yani tam büyümediğim gibi muameleler yapardı. Bundan rahatsız olurdum ben. Şimdi onu görüyorum. Yani ben onlara onu yapıyorum. Yani artık kocaman çocuklar olmuşlar. Yani bakıyorsun yok, sen onu yapamazsın diyorsun. Yok öyle olmaz, böyle olur falan gibi müdahale ediyorsun. Onlar da rahatsız oluyor ama işte işin iki tarafı var. Hani çocuk gözüyle büyüklere bakmak başka bir şey anne babaya. Bir de ebeveynin gözüyle çocuklara bakmak. Çocuklar ebeveynin gözünde tam olarak büyümüyor. Yani fiziken büyüyor, yaşı büyüyor falan ama yine de onun o küçüklük hallerini falan da hatırlayarak. Valide Hanım'a sorsam sizi hala o eski çocuk olarak görüyor. Tabii yani o da öyle. Böyle bir şey. Öyle. Bunun faydalı yönleri de var tabii. Bir korumacılık bakımından aşırıya kaçmamak kaydıyla tabii. Biraz. Bunların da müstakil birer varlık olduklarını, kişilik olduklarını unutmamak lazım tabii. Peki hocam. Hukuk profesörü, yani öğretim üyesi olmasaydınız, hangi mesleği tercih ederdiniz? Şöyle tabii, bir kere hukukçuluk başından beri bilinçli olarak tercih ettiğim bir alan. Yani bunu işte Tekirdağ'da İmam Hatip Lisesi'nde, şimdi gelirken o hastaneden gelirken Muratlı Caddesi üzerinden geldik. O zaman tabii İmam Hatip Lisesi vardı orada, hala var. Oradan mezunsunuz zaten. Oradan mezunum. Peştemalcı'daki evimizden oraya o Muratlı Caddesi üzerinden yaklaşık 12-15 dakika hıza bağlı olarak sürede 7 yıl boyunca oraya işte gittik geldik. Hatta öğle arası olurdu 1,5 saat kadar. O süre içerisinde de eve gelirdim tekrar giderdim. Yani dolayısıyla iki defa git gel yapıyorduk gün içerisinde. Orada yani o yıllardan itibaren belki ortaokul yıllarından itibaren hukuk konusunda kararımı vermiştim ben. Onda tabii birçok faktörün etkisi var. Şimdi o kadar detaylara belki girmeyelim ama özellikle biz ortaokul birinci sınıfı bitirdiğimizde
ikinci sınıfa başlayacağımız günlerde 12 Eylül 1980 darbesi olmuştu. Hatta darbe sebebiyle hafızam beni yanıltmıyorsa bir hafta kadar okulların açılışı da ertelenmişti. O günü çok iyi hatırlıyorum. Dedem işte Çarşı Camii'nde müezzindi. Sabah erken kalkıp ezan okumak için erken bir vakitte camiye giderdi. Giderken de bizi de kaldırırdı namaz için. İşte biz de o arada biraz daha vakit var tabii. Oyalanıyoruz da tekrar uyuyoruz, uyanıyoruz falan. O gün gittiğinde kısa bir süre sonra, bir 15-20 dakika sonra tekrar geri dönmüştü. Sabah namazını, ezanı okumak için camiye gittiğinde. Tabii bir askeri darbe olduğunu, askerlerin sokağa çıkma yasağı koydukları için kendisini yoldan geri çevirdiklerini söylemişti. Akabinde radyoyu açmıştık, oradan o süreci takip ettik. Tabii darbe öncesi dönemde de 70'li yılların özellikle o son yıllarında anarşi ortamında, terör ortamında takip ederdik gazetelerden, basından olanı biteni. O yıllarda yaşadık. Darbe sonrası yaşanan bazı sıkıntılar, kısıtlamalar da var. Onları da yakinen takip ederdim, etmiştim. Yani o çerçevede Türkiye'de bir mücadele, bir ideal için, bir dava için bir mücadele yürütecekseniz, bunu yürütmeyi, bu mücadeleyi yürütmeyi kolaylaştıracak şeyin hukukçu olmak olduğu kanaatindeydim. Yani hukuk yoluyla, hukuku bilerek mücadele etmek, hukukçu olarak mücadele etmenin daha önemli, daha etkili, daha faydalı olacağına kanaat getirmiştim. Daha sonraki yıllarda tabii hukuk okudukça, hukuk fakültesine girdikten sonra bu konuda daha derinleşmenin, daha etraflı olarak bilgi sahibi olmanın, yani akademisyenliğinde önemini anladım. Ama akademisyen olmasaydım yine hukukçu olurdum ama belki avukatlık yapardım. Yani pilot olayım, yürütürdüm. Olsaydım, keşke şu olsaydım falan evet. Demediniz yani. Yok, hayır. Hukukçuluk dışında bir şey düşünmedim hiçbir zaman. Peki, siyasete nasıl girdiniz? Asıl konulardan aslında siyasetle yakın irtibatlıydık. Benim büyük halamın eşi rahmetli oldu. Osman Tırpancı, toptan gıda üzerine evet. Peştemalcı'da dükkanları vardı o zaman. Mesela o siyasetle alakalıydı. 1967 seçimleri olsa gerek yerel seçimlerde Tekirdağ belediye meclis üyesiydi Adalet Partisi'nde o zaman kendisi. Daha sonra Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda yer almış kendisi. 70'li yıllarda da hem eniştem hem babam aktif olarak siyasetin içerisindeydiler burada. Yine 80 sonrası süreçlerde de aynı şekilde içindeydiler. Dolayısıyla hem onlar vasıtasıyla, onlar üzerinden siyaseti yakın takip ediyordum. Hem de tabii onunla bağlantılı olarak dergiler, gazeteler, yayınlar, kitaplar eve girerdi. Onlar hem okunurdu hem ben okurdum. Hem de onlar üzerinden bazı değerlendirmeler, müzakereler olurdu. Babam, dedem, eniştem aralarında bunları tartışırlardı zaman zaman. Gün içerisinde. O bakımdan yakın irtibat ve takipteydim siyasetle ilgili. Ama daha sonra zaten bu minval üzerine devam ettik. Öğrencilik yıllarımızda aynı şekilde her ne kadar 12 Eylül'den sonra hazırlanan 82 Anayasası gençlik kolları ve kadın kolları kurulmasını yasaklıyordu. 1995'e kadar anayasada özel olarak yasak vardı gençlik ve kadın kolları ile ilgili. Onun için üniversite yıllarında resmen bu tür faaliyetler içerisinde bulunamadık ama bir şekilde işte dergi çıkartmak suretiyle yapmış olduğumuz çalışmalarla siyaseti takip ettik. O yasak kadınlarla gençlerin siyasete girmemesi için mi vardı? Tabii. Yoksa başka bir amaç mı gidiyordu? Şöyle, 12 Eylül darbesini yapanlar siyaseti, siyasetçileri ve siyasi partileri kötüleyen, suçlayan bir yaklaşım içerisindeydiler. Türkiye'yi o kötü günlere, o anarşi ortamına, o terör ortamına siyasetçilerin sürüklediğini falan söylerlerdi. Dolayısıyla siyasi partilere, siyasetçilere karşı bir suçlama havası içerisindeydiler. Bununla bağlantılı olarak işte siyasetin alanını daraltmak, bunu bir taraftan bazı yasaklar koyarak siyasetçilere yasaklar koymuşlardı. İşte 10 yıl, 5 yıl siyaset yasağı getirmişlerdi. Bir taraftan
siyasi partilerin ve siyasetin örgütlenmesiyle ilgili sınırlamalar vardı. Mesela siyasi partilerin sendikalarla diyelim birlikte çalışmaları da yasaktı mesela. Böyle bir yasak vardı anayasada açık. Aynı şekilde kadın ve gençlik kolları yasağı vardı. Böylece işte siyaseti daha çok dar, sınırlı bir alanda da toplumla biraz daha mesafeli. Mesela siyaset yapma konusunda da yasaklar vardı. İşte şunun siyaset yapması yasak, şunun yasak, şunun yasak dediğinizde toplumun içerisinde gerçekten siyaset yapabilecek çok az bir kesim kalabiliyordu. Böylece siyaseti hem alanını daraltmak hem de tabii çok sınırlı bir alanda yapılacağı için etkisizleştirmek sonuçları itibariyle hedefleniyordu. Bunlar peyderpey kaldırıldı. Bazı anayasa değişiklikleri gerekiyordu. Onlar yapıldı. En sonunda 1995'te gençlik ve kadın kolları ile ilgili anayasadaki yasaklama kaldırılmıştı. Fakat ona rağmen biz biraz daha işte okuma yazma alanında dergi çıkartarak 3 yıl boyunca bir hukuk dergisi çıkartmıştık. Hukuk Fakültesi 2. sınıfa başladığımda o dergiyi kurmuştuk. Ben onun yayın yönetmeniydim derginin. 3 yıl boyunca bu dergiyi çıkartmış olduk. Çok önemli konuları işte nedir? Oradan başkanlık sistemiyle ilgili mesela özel bir evet, sayımız vardı. Ondan sonra onun gibi konular. Onun dışında siyasetin çok teorik konuları, işte militan demokrasi diye bir kapağımız vardı ki o zaman birçok kişi militan demokrasinin ne olduğunu bilmiyordu. Bunu şuradan röportaj yapmak için gittiğimiz akademisyenler bile bilmiyordu. Bizim işte okuduğumuz kitaplardan, ders kitaplarından öğrendiğimiz bir şeydi. Bunun gibi birçok konuda çalışmalar oldu. Bu tabii doğrudan bir partiye üye olarak siyaset yapmak değil ama geniş anlamda siyasetin içinde olmak şeklindeydi. O zaman da tabii Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da il başkanıydı. Şimdi onu soracaktım. Gençlik faaliyetleriyle ilgili olduğu zaman biz irtibat halindeydik. O dergimizi zaten çıkarttık. Cumhurbaşkanımız il başkanı olduğu zaman. İl başkanıydı. 1988 yılından bahsediyorum. Dergiyi çıkartırken bizi destekleyen iki kişiden birisiydi. Birisi Mahmut Toptaş Hoca. Kendisinden o zaman İslam hukuku dersleri alırdık. Ayrıca fakülte dışında. Birisi de Cumhurbaşkanımızdı. Yani hatta bizim ofis olarak tuttuğumuz tabii çok küçük bir yer şu an üzerinde bulunduğumuz mekan kadar, platform kadar bir yerdi orası. Ama orayı kiralamışız fakat şey yok. Tabii yere serecek bir halımız yok. Masamız yok, sandalyemiz yok. O zaman Cumhurbaşkanımıza gitmiştik ya, Tayyip abi diyorduk. Arkadaşlarımızla beraber o zaman kendi evindeki masayı, yemek masasını gidin alın dedi, onu kullanın dedi. Bu şekilde bizi her zaman o zamanlarda da desteklerdi. Bir takım gençlerin katılması gereken programlar falan olursa bizi yönlendirirdi, siz gidin katılın falan diye gönderirdi. Yani dediğim gibi yani resmen bir parti üyeliği olmasa da yasak olduğu için ama o zamanlar siyasetle ilgili olarak onun içerisinde yer alarak hareket ediyorduk o zamanlarda. Hocam günde kaç saat uyuyabiliyorsunuz? Bu işe göre değişiyor yani. Yani işin yoğunluğuna çalışmamız. Hayır ben 4'te mesaj attığımda da cevap alabiliyorum da onu o yüzden seyircilerimiz bilsin diye söylüyorum. Uyumadığını bildiğim için rahat yazıyorum. O biraz şundan yani uyusak da uykumuz da bu şekilde bir tetikte tabiri caizse eskilerin dediği bir uyku şeklinde oluyor. Yani telefona çünkü zaman zaman çok geç saatlerde gece yarısı falan mesajlar, aramalar olabiliyor. Bunlara da ben önemine göre mutlaka dönüş yapıyorum, cevap veriyorum. Ama dediğim gibi tabii öncelikli olan üstlenmiş olduğumuz vazifedir. Her şeyin önünde, uykunun da önünde. Bu soruların lazım. İçerisinde yok ama bunu sormam lazım. Yani ben bunu merak ediyorum gerçekten Cüneyt Bey olarak. Cumhurbaşkanımızda da bu aynı tempo var, size de. Yani gün içinde bakıyorsunuz birden fazla il, Cumhurbaşkanımıza baktığımızda birden fazla ülke. Ya bu konuyla ilgili Allah mı yardım ediyor bilmiyorum ama bir şey var bu konuyla ilgili hocam. Cumhurbaşkanımızı yani... da yani uzun zamandır birlikte çalışıyoruz, onu görüyorum. Yani ben de onun uyuyabilip uyuyamadığını bilmiyorum doğrusu. Yani uykuya vakit. O da çünkü bazen gece geç saatlerde doğrudan arar. Evet.
veya kendisi arandığı zaman da gece hangi vakit olursa olsun devamlı zaten şeydir, uyanıktır, uykusuzdur. Yani ya, Allah'a herhalde, kuvvet dersin. Bu milletin idareciliğine Allah tarafından verilen bir özellik tabii, diye düşünüyorum. Yani bu şöyle, Cenab-ı Hakk'ın tabii bir yardımı oluyor. Önemli olan hani en son sık sık tekrarladığı Cumhurbaşkanımızın aşk ile çalışan yorulmaz dediği Neşet Ertaş'ın sözü. Bir türkü sözü. Ona da o yani bu şekilde bir sevda, bir aşk, bir hizmet sevdası varsa o zaman uykuda, yorgunlukta insan hissetmiyor. Onu Cumhurbaşkanımızda müşahede ediyoruz tabii. Biraz da değişik sorular sorayım. Takım elbise, kravat olmazsa olmazınız mıdır? Öyle değil aslında. Ama tabii mümkün olduğu kadar seviyorum. Yani böyle hani bazı arkadaşlarda görüyorum hani zorla bir mecburiyetten takma gibi bir hal var. Veya okulda öğrencilik yıllarında da onu görüyorum ben, görüyordum. Yani son ders zili çalar çalmaz hemen kravatı çıkartıp, atılır, evet. Hani ceketi atmak, gömleği işte dışarı çıkarmak falan gibi şeyleri vardı arkadaşlarımızın. Ben öyle değildim yani okul yıllarında da. Yani bu şekilde giyinir, bunda kravattan falan rahatsızlık duymazdım. Ama yok ille de hani böyle olmalı diye değil ama bazı müsait zamanlarda kravatsız olduğumda oluyor. Ama şunu söyleyeyim yani okul yıllarından itibaren, ortaokul yıllarından itibaren bu şekilde kravatla, takım elbiseyle giyinmeye alışkın, öyle söyleyeyim. Hocam, keyif alarak izlediğiniz bir dizi var mı? Böyle düzenli olarak tabii izleme imkanı olmuyor. Ama son zamanlarda Türkiye'de de çok yakından takip edildi ama bizim gönül coğrafyamızda çok daha dikkatle takip edildiğini bildiğim diziler var. Bunlardan son zamanlarda biraz daha meşhur olan Uyanış Büyük Selçuklu, evet, dizisini Büyük fırsat buldukça takip etmeye çalışıyorum. Bunun dışında özellikle avukatlıkla ilgili, hukukla ilgili, yargılamayla ilgili diziler olursa bunları da takip etmeye çalışıyorum mümkün olursa. İnternetten de olsa olabilir. Ben Suits bunu... diye bir dizi var mesela. Hangisi hocam? Suits diye bir dizi var. Tavsiye eder misiniz? Takım elbiseler demektir. Hani biraz hukukçu olanların ilgisini çekebilecek bir dizidir. Anladım. Bir işte bir aksiyon da var içerisinde. Peki hocam, Facebook, Instagram, Twitter önceliğiniz hangisi? Veya Cüneyt, bunu veya hemşehrilerimiz için sorayım. Bunu bazen ben kullanıyorum, bizzat kendim kullanıyorum dediğiniz var mı? Şöyle, Twitter fırsat buldukça kendim kullanıyorum. Ama tabii bir takım resmi programlarımız, işte yazışmalarımız, açıklamalarımız, kabullerimiz oluyor. Onlarla ilgili olarak bir ekibimiz de var, basın yayın ekibimiz. Onlar da bunu takip ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir resmi hesabı var. Bir de benim şahsi hesabım var. Bunlar bazen iç içe geçiyor. Zaman zaman kendim Twitter'ı kullanıyorum. Yani diğerlerini takip edebilme imkanım yok. O ekibimiz takip ediyor. Peki en çok hangi konuları takip ediyorsunuz? Yani özel Twitter'da ben şu konular olduğu zaman okuyorum veya şunu sıkı takip ediyorum dediğiniz bir şey var mı? Şöyle tabii şimdi biraz medya alanında hakikaten bir paradigma değişikliği gerçekleşti diyebiliriz. Yani geçen gün bir arkadaşımız bir gazete getirmişti de baktığımda uzun zamandır basılı bir gazete tutmamış olduğumu fark ettim. Bunlar tabii dijital ortamda hepsi var. Yani bütün gazetelerin sayfaları hepsi var. Ayrıca onun dışında haberler, yorumlar, yazarların yazdıkları makaleler, fıkralar, bunların hepsi dijital ortamda var. Oradan takip ediyoruz da. Ama onun dışında da şöyle bir durum var tabii. Şimdi çok hızlı, çok dinamik işleyen bir süreç var. Bunun hani belki biraz daha felsefi planda insanlara faydası mı olur, zararı mı olur diye de düşünebilirsiniz. Yani eskiden diyelim ki Latin Amerika'da, Güney Amerika'da meydana gelmiş bir olaydan haberiniz yok. Yani hiç duymamışsınız. Şimdi onu duyuyorsunuz. Yani bu ne sağlıyor? Bu tartışılabilir bir konu. Şüphesiz getirdiği faydalar var, büyük faydalar var ama
bunun getirmiş olduğu bir yük de olduğu kanaatindeyim. Yani yaşanan olumsuz olayların, acıların, üzüntülerin, işte kazaların, ölümlerin, zulümlerin, bunların haberdar olmak bunlardan. Böyle bir şey de yapamıyorsunuz tabii izledikçe. Genel olarak dünyadaki bütün insanlar için bunu söylüyorum. Bu olumsuzlukları görüyorsunuz ve bunlar karşısında bir şey de yapamıyorsunuz. Bunun bir yük olduğunu da düşünüyorum. Bu ayrı bir tartışma konusu tabii. Fakat o kadar dinamik gelişiyor ki Türkiye içerisindeki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler. Bu bakımdan sosyal medyadan bunları da takip etmek zaman zaman gerekiyor. Özellikle yeni ortaya çıkan bazı şeyler, olaylar, vakalar olmuşsa bunları belki sosyal medyadan takip etmek, daha hızlı bir şekilde bilgilenmek için önemli. Ama şunu da belirteyim, tabii sosyal medya maalesef bir denetimsiz bir ortam evet. olduğu için orada manipülasyon, yalan haber, yanıltıcı haber de mümkün ve çoğu zaman belki yapılan bazı analizleri de bu konuda yapılan çalışmaları da yakın takip ediyorum. Baktığınızda yalanların doğrulardan daha fazla olduğunu görüyoruz ve hatta yalanların daha hızlı yayıldığını, daha çok yayıldığını görebiliyoruz. Bunun da sebebi şu: gerçek sonuç itibariyle daha düz bir şeydir. Yalan ise biraz daha abartılı olduğu için daha cazibelidir. Bu bakımdan onun yayılması bazen de kasten, bunlar bir plan dahilinde yapılabiliyor. Manipülasyon, bir algı oluşturma için yapılıyor. Onun için sosyal medya konusunda şüphesiz birçok faydası var, faydalı yönleri var. Ama bütün dünyada bu tür değerlendirmeler var. Bu anlamda biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önceki seçimlere, Trump'ın evet. seçildiği seçimlere, bu Facebook'un etkisi üzerine yapılan tartışmalar vardı. Cambridge Analytica diye bir firma, Facebook'ta şahısların, insanların eğilimlerini belirten kayıtları satın alarak bunlar üzerinden bir seçim kampanyası yürütmüştü. Hatta şimdi tabii tam olarak bunu söyleyemeyeceğim. Hatalı olabilir vereceğim şeyler. Sadece fikir versin diye söylüyorum oranlarla, sayılarla ilgili. İşte diyor ki bu Cambridge Analytica'nın yöneticilerinden birisi bir şahsın diyelim ki 20 like'ı varsa ben onun nasıl siyasi toplumsal davranışta bulunacağını arkadaşlarından daha iyi kestirebilirim diyor. Bunu yapay zeka ile ilgili sistemlerde bunları analiz ediyorlar. Evet. İşte varsayalım diyelim ki yaklaşık söylüyorum 50'nin üzerinde like'ını bilirsem eşinden daha iyi tahmin edebilirim diyor vereceği kararları. Tabii bu da biraz abartı. İşte 75'in üzerinde olursa kendisinden daha iyi öngörebilirim diyor yapacağı hareketleri, davranışları. Şimdi bunu gördüğü zaman bunu yönlendiriyor. Benzer bir şey yine Facebook'un İngiltere'deki bu Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci, Brexit sürecindeki etkisine dair yapılan çalışmalar var. Hatta İngiltere parlamentosunda bir komisyon bu konuyla ilgili 100 sayfanın üzerinde bir özel rapor hazırladı. Brexit sürecinde Facebook'un etkisi üzerine. Mesela orada sizin nelerden hoşlandığınızı, nelerden hoşlanmadığınızı, nelerden korktuğunuzu, sizi nelerin tedirgin ettiğini, rahatsız ettiğini bildikleri için size mesela o tedirginliğinizi, rahatsızlığınızı arttıracak özel sayfalar gönderiyorlar, bilgiler gönderiyorlar, yorumlar gönderiyorlar. Mesela onu sen görüyorsun ama ben göremiyorum mesela onu. Çünkü bana da bana göre şeyler gönderiyor. Böylece belli bir siyasi eğilime, bir siyasi partiye yönlendiriyor veya belli bir siyasi eğilimden, partiden sizi uzaklaştırıyor. Mesela bu Amerikan seçimlerinde o zaman Trump'ın rakibi Demokrat Parti'den Hillary Clinton'dı. Mesela Hillary Clinton'ın tereddütlü ortada olan seçmenle ilgili Clinton'ın bazı söylemediği sözler ona izafe edilerek Facebook'tan özel olarak sayfalarına bilgiler gönderildiğini bu bahsettiğim çerçevede. Yani bu kadar biraz detayı fazla anlattım ama bu konuda çok çalışma var. Bu anlamda sosyal medyanın algı yönetimleri üzerinden siyaseti manipüle etmesi gibi durumlar bile söz konusu.
bakımdan geçen İngiltere'de benim bir öğrencim doktora yaparken yapıyordu. Bana hangi konuda falan çalışayım diye sorduğunda kendisine onu dedim. Yani eskiden seçme seçilme hakkı, yani siyaset yapma özgürlüğü, siyasi özgürlükler alanında tehdit nedir? Tehdit devletlerin veya siyasi iktidarların bazı yasaklamaları, sınırlamaları, engellemeleridir. Yani siyaset özgürlüğü ile ilgili seçme seçilme hakkı kullanımı ile ilgili olarak özgürlüğü tehdit eden devlet veya devleti yöneten siyasi iktidarlar şeklinde bir algı vardı ve bütün çalışmalar, siyasi özgürlüklerle ilgili yapılan siyaset bilimi çalışmaları hep bu noktada yoğunlaşıyordu. Ben ona dedim ki yani esasen şu anda bu sosyal medya yöneticilerinin, ki bunlar özel şirketler, tabiri caizse bunları bir AVM gibi görebiliriz. Evet. Biz bunun içerisinde işte kendi fikirlerimizi, yorumlarımızı satan, dükkan kiralayan, tezgah kiralayan kişiler olarak kendimizi görmeliyiz. Tablo bunlar, özel şirketler hepsi. Bizim kazançları da elde ettikleri şeyle çoğu ücretsiz hizmet veriyor. Niye veriyor? Çünkü bizim verilerimizi kullanıyor ve onları farklı yerlere pazarlıyor, satıyor bunları. Dolayısıyla bizim manipüle edilmemiz, algı yönetimleri bakımından bunların ben bir tehdit oluşturduğu kanaatindeyim. Ona dedim ki bu sosyal medyadaki bu özel şirketlerin siyaset özgürlüğü konusundaki tehdit olması bakımından manipüle edici, sınırlayıcı yönü itibariyle bir siyaset özgürlüğünü bu bağlamda değerlendiren bir çalışma yapabilirsin demiştim. Hocasıyla konuşmuş. Hocası tabii bunu çok beğenmiş ama ben bunu yönetebilecek şekilde bir sosyal medya hakimiyetim yok demiş. Öyle kalmıştı. Burada şunu ifade edeyim. Son biliyorsunuz Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te evet. yaşanan olaylar var. Onu da soracaktım. İsrail'in yapmış olduğu zulüm, dehşet, devlet terörü var. Bununla ilgili bazı paylaşımlar yapılıyor. En son Selçuk Bayraktar bu konuda bir paylaşım yapmıştı Instagram'da. Onun paylaşımı engellendi, yasaklandı. Bunu görüyoruz. Özellikle İsrail'in küçük çocukları öldüren bazı şeyler var, olaylar var. İsrail askerlerinin küçük çocuklara yaptığı muameleler, çocukları, bebekleri katletmesi, öldürmesine dair görüntüleri, haberleri sosyal medya kuruluşlarının yasakladığını, engellediğini görüyoruz. Bu yeni de değil, daha önce de bunu yapıyorlar. Dolayısıyla buradan baktığımızda yani belli bazı bilgileri falan bizim önümüze koyarak bizi belli istikamette yönlendiren fikirlerimizi, kanaatlerimizi, işte siyasetse oy verme tercihlerimizi etkileyecek algı işler yönetimi diyelim yapmaya aslında. Evet çalışıyorlar. Buna karşı da uyanık olmamız lazım. Doğru. Bu şekilde tamamen bütün meselesi para olan ve kendilerinin daha fazla kazanacakları bir ortam kurabilmek için, vahşi kapitalizm için insanların sosyal ve siyasi eğilimlerini de yönlendirmeyi, oradan çıkacak sonuçları pazarlamayı düşünen bir yapıyla karşı karşıyayız. Buna karşı bazı temel hassasiyetlerimizi, kendi ülkemizin hassasiyetlerini, işte yerli ve millilik dediğimiz şeyi muhafaza ederek belli kriterleri ve bakış açılarını koruyarak yaklaşmamız lazım. Birkaç soru daha soracağım hocam izniniz olursa. Ondan sonra toparlayacağım. Bunlar gerçekten hem benim için de bizim jenerasyonumuz ve bizden önceki jenerasyon için de önemli. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'nin dünya üzerindeki durumu, konumunu siz baktığınızda şeffaf bir şekilde, gerçekçi anlamda soruyorum ki samimiyetinize inandığım için rahat soruyorum. Türkiye'yi nasıl konumlandırıyorsunuz hocam dünyada? Şöyle ifade edeyim. Yani Türkiye sınırları dışından çok daha iyi görülüyor. Yani ben Türkiye'de böyle çok olumsuz hava, çok karamsar hava vermeye çalışan bazı siyasetçiler, yazarlar var. Ve bunların bir kısmını biliyorum. Bir kısmıyla ilgili tahmin olarak bunu söylüyorum. Bunlar muhtemelen son 10 senedir yurt dışına pek çıkmamış kişilerdir. Belki çıktıysa da işte çarşı pazar alışverişi için giden veya tatil için parası olanlar içlerinden
Sadece deniz kenarlarında falan otelleri görenlerdir bunlar. Ama yurt dışından Türkiye'nin görünüşüyle ilgili olarak bir kanaat hasıl edecek şekilde işte oralardaki yazılanlar, çizilenler, işte sokaktaki insanların Türkiye ile ilgili algıları, yaklaşımları konusunda fikir sahibi olmayan insanlardır. Ben yurt dışına gittikten sonra Türkiye ile ilgili kanaatini değiştiren birçok kişi biliyorum, tanıyorum. Birlikte seyahat ettiğimiz arkadaşlarımız da var bunlar arasında. Bunu şunun için söylüyorum. Tabii çok zor tarihi dönemlerden geliyoruz. Son 200 yıldır çok büyük bir devletimizi sınırları itibarıyla, nüfusu itibarıyla, ekonomik imkanları itibarıyla büyük devletimizi kaybettik. 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başlarında savaşlarla bahsettik. İşte eski Yugoslavya'dan, Makedonya'dan bahsettik ya. Mesela aşağı yukarı bir 25 yıl gibi bir zaman içerisinde 5 milyondan fazla insanımızı göç sırasında, muhaceret sırasında, savaşlarda, Balkan savaşlarında kaybettik. Balkanlarda sadece Rumeli'de bahsediyorum ama daha geniş itibariyle Galicia'dan, Kafkaslardan, Yemen'e kadar, Kuzey Afrika'ya kadar büyük bir coğrafyada nüfusumuzun belki yarısını toplamda 20. yüzyılın başlarında kaybettik. Bunların bir kısmı savaşlarda, bir kısmı ise dediğim gibi göçler sırasında gerçekleşmiş bir tablo. Tabii ekonomik olarak büyük yıkıntılar içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılarak bir istiklal harbini yönetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yönetti. Çok zor imkansızlıklar içerisinde yürütüldü bu. Arkasından Cumhuriyet kuruldu ve Türkiye bağımsız bir devlet olarak küllerinden büyük devletin, Osmanlı Devleti'nin küllerinden yeniden doğan bir ülke olarak ortaya çıktı. Zor şartlar, bunları tamir edebilmek kolay değildi. Yavaş yavaş mesafeler alındı ama sonuçta geldiğimiz noktada 20 seneye yakın bir zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli olan bir şey sağlandı. Yani o şudur, devlet, millet bütünleşmesi önemlidir. Bir ülkenin ekonomik olarak büyümesi, gelişmesi, güçlü ülke olması sadece işte belli bir yönetici elitin veya belli bir burjuvazinin, bir ekonomik elitin, bürokratik elitin sadece başarabileceği bir şey değildir. Bunun olabilmesi için milletle devletin bütünleşmesi gerekir ve milletin devleti, ülkeyi büyütmek için bir inanç ve kararlılık içerisinde olması lazım. Cumhurbaşkanımızın birçok şey konuşulabilir. Sağladığı şey budur. Yani devletle milleti bütünleştirmiş ve devleti milletin devleti haline getirmiş diyoruz. Bu bir anlayış olarak önemli. Eskiden devleti, böyle miydi? Milletin devleti haline getirmiştir. Eskiden yönetici elitle, bürokratik elitle millet arasında mesafeler vardı. Yani görüşler itibarıyla, yaklaşımlar itibarıyla, kararlılık itibarıyla, devletimizin gücüne inanmak itibarıyla bazı farklılıklar vardı. İşte bu bütünleşme sağlanmış oldu ve milletimiz, bizim devletimizin hem tarihi birikimi, bugünün imkanları ve geleceğe yönelik iddiaları itibarıyla devletine güvenen ve devletiyle milletinin bütünleştiği, bir idealler etrafında bütünleştiği bir anlayışı hakim kılabilmek önemliydi. Bu sağlandı Türkiye'de. Bunun tabii birçok sonuçları oldu. Şimdi tabii eleştirilecek yön var mı? Tabii eleştirilebilir ama başlarken söyledim. Yani 1000 tane mesele var ortada, olay var. Bunlardan 10 tanesine, 5 tanesine itiraz ediyorsunuz ama geride kalıyor 990-995 tane. Sizin de itiraz etmediğiniz, edemeyeceğiniz güzellikler var. Bunları görmeyip de sadece onlara bakanlar olabilir. Bu da bir bakış açısıdır ama bu bakış açısının kısır bir bakış açısı olduğunu, ülkenin hayrına, faydasına bir bakış açısı olmadığını söylemek lazım. Bu önemli. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman büyük işler başarabilirsiniz. O zaman yani istikbaline inanan, ülkenin istikbaline, geleceğine inanan, ülkenin değerlerine inanan ve geçmişinin sağlamış olduğu o özgüvene inanan, güvenen insanlar
olması lazım. Bu sağlandı. Onu birçok bakımdan görüyoruz. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bakıyorsunuz Türkiye'den iş adamları var, öğrenciler var, çeşitli sebeplerle o ülkelere gelmiş. Ama bir iddiayla orada bulunan insanlar var. Bunları görüyoruz. Avrupa'da var, Japonya'da var, Çin'de var, Amerika'da var, her yerde var. Eskiden böyle değildi. Eskiden bir şey ararken de böyle ufak iğne iplik falan bakarken bile ecnebi malı mı diye bakardık, arardık yani. Bu ecnebilerin, yabancıların, yani ecnebi yabancı demektir. Yabancıların daha iyi, bizden daha iyi iş yaptığını, daha iyi şey ürettiğini düşünürdük. Ama şimdi öyle değil. Yani Türk malı bir kıymetli markadır, kıymetlidir. Ve bunu özellikle birçok şeyde arıyoruz zaten. Bu bakımdan ben Türkiye çok büyük mesafeler aldı. Dünyayı da tabii bu çerçevede bir bütünlük içinde değerlendirmek lazım. Yani bundan 20 sene önceki dünyayla karşı karşıya değiliz. Aynı 30-40 sene öncesinin dünyası değil. Dolayısıyla bizim sanki 30-40 sene öncesinin dünyasında yaşıyormuşuz gibi bir değerlendirme yaparsak bundan doğru sonuçlar çıkartamayız. Bu sebeple yeni bir dünya kuruluyor. 20. yüzyılın anlayışları, paradigmaları bitti. 21. yüzyılın dünyasında yeni anlayışlara ihtiyaç var. Buna baktığımızda dünyada siyaset analizi, geleceğe yönelik analizler yapanlar her zaman 3-5 ülke önümüzdeki zamanda 21. yüzyılda öne çıkacak olan 3-5 ülke ismi sayın denilse futuristler var, gelecek siyaseti üzerine fikir üretenler var, think tank kuruluşları var. Bunların hepsi 3 ülke, 5 ülke say dediğinizde mutlaka Türkiye'yi bunlardan birisi içerisine koyuyor, birisi olarak sayıyor. Birçok bakımdan dediğim gibi nüfusumuz, genç nüfusumuz, iddialarımız, tarihi birikimimiz ve bizim bu bütün bunların vermiş olduğu bir anlayışla siyaset yapmamız dünyada çok önemli. Türkiye'nin sözüne ve kararına bakan çok ülkeler var, çok halklar var, çok yöneticiler var. Bunu bizzat müşahede ettim. Hocam, bunu sordum, artık toparlıyorum. Şimdi bizim Tekirdağ milletvekilimiz aynı zamanda 81 ilinde meclis başkanı. Yani bir Tekirdağlı yasama yürütmenin bir tarafında duran kişi bizim milletvekilimiz, bizim büyüğümüz, hemşerimiz. 81 vilayeti de tanıyor, biliyor. Dünya ölçeğinde Türkiye'ye baktık ama çok kısa bir şekilde Türkiye ölçeğinde Tekirdağ desem ne dersiniz? Tekirdağ tabii memleketim olması hasebiyle bunu tabii saklamaya gerek yok. Benim için tabii çok özel bir anlam ifade ediyor ama sadece memleketim olduğu için değil. Yani Tekirdağ gerçekten Türkiye'nin her bakımdan en güzel şehirlerinden birisi. Birçok bakımdan işte şu anda işte gelmiş olduğumuz, bulunduğumuz yer itibariyle Tekirdağ'ın havası, manzarası, atmosferi bakımından bugünkü bayramla ilgili görüşmelerimizde, ziyaretlerimizde bürokrat arkadaşlarla konuşurken bakıyoruz. Onlara da söyledim. Tekirdağ'a gelen, Tekirdağ'da memuriyeti itibariyle Tekirdağ'da görev yapanlar başka bir yere giderlerse mutlaka Tekirdağ'a bir daha geri dönmek istiyorlar. Veya en azından emekliliklerinde burada Tekirdağ'da yaşamak istiyorlar. Hepimizin tanıdığı böyle birçok vatandaşımız var. Tekirdağ'da görev yapmış veya bir dönem görev yapmış da daha sonra başka yerlerde çalışıp emekli olmuş ama gelip Tekirdağ'a yerleşmiş insan. Tekirdağ her bakımdan yani hem tabiatı itibarıyla, doğası itibarıyla, coğrafyası itibarıyla hem de insanı itibarıyla, kültürü itibarıyla müstesna bir yer. Tabii ekonomik olarak da Türkiye'ye önemli katkı sağlayan illerimizin başında geliyor Türkiye. Tekirdağ. Bakımdan bir taraftan turizmi, bir taraftan tarım, bir taraftan sanayi imkanları, bir taraftan lojistik aynı şekilde işte hava yolunun, demir yolunun, deniz yolunun, karayolunun birleştiği, bütünleştiği, bir arada bulunduğu nadir illerimizden birisi Tekirdağ. Hizmeti hak ediyor, daha fazla hizmet hak ediyor. Allah'ın başta sen olmak üzere bütün bu pandemi sonrasında bunu buram buram hissedeceğimizi ben biliyorum hocam. Yöneticilerimiz hepsi daha fazla büyük bir gayretle, aşk ile Tekirdağ için, aşk ile çalışmak zorunda. Bir iki tane yorum var, onu da okuyayım. Ondan sonra son sözü vereceğim, izniniz olursa. Hidayet Hanım demiş ki, kıymetli başkanım, cebinizde hep kalem taşıyorsunuz. Bunun bir anlamı var mı?
Bize de alışkanlık başladı. Ha, evet. Bak, yok kalem. Bir tane değil, aslında birden fazla taşıyorum. Yani bir burada bir kalemim var. ama cebimde başka kalemler de var. Ha, güzel, evet. Taşıyoruz. Yani şöyle, şüphesiz yani mutlaka not almayı gerektiren, her ne kadar artık dijital olarak notları alıyorsak da yine de böyle elimizde bir kalemin olması önemli. Mutlaka kullanıyorum da bu kalemleri, sadece süs olarak değil de bir tane daha kullanıyorum. Okuyayım. Bir kısmı, her birinin ayrı bir fonksiyonu var. Not almak için, işaretlemek için kullandığım, imza için kullandığım kalemlerim var. Furkan yazmış, Tekirdağ'ın hava durumlarında bile adı çıkmazken Tekirdağ ve Tekirdağlı olmanın itibarını arttırıp gittiğimiz tüm şehirlerde saygı görmemize en büyük hak sahibi olan, buranın potansiyel gücünü göz önüne çıkartıp büyük yatırımlar olmasına vesile olan hocamızdan Allah razı olsun demiş. Teşekkür ederim. Yani gerçekten bizim daha fazla yani Tekirdağ isminin her zaman, evet, ön plan çıktığı dönemde. Bu son sorum da şu olsun hocam. Biz bunu çok konuştuk, sizden çok istemiştim. Allah'tan nasip etti. Meclis başkanlığı meselesi bizim için, Tekirdağ için çok önemliydi bu makam. Sizin elinizden de bunu şehirde yaşamamız bizim için gerçekten önemli. Ben özellikle kendi ilçem için, sorumlu olduğum belediye başkanlığı yaptığım ilçem için, ama tüm Tekirdağ için bunu sorabilirim. Yer dünyadaki çok ülkedeki, ben bunu yakından biliyorum. Meclis başkanlarıyla, başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla, milletvekilleriyle, parlamentolar başkanlarıyla vesaire çok yakın dostluklarınız var. İşte pandemi öncesinde bir misafirimiz de olmuştu. Evet. Kıymetli izleyiciler, ben hocama demiştim ki hocam, gelen devlet adamlarına uyar mı uymaz mı bilmiyorum tabii. Oradaki belki şey farklıdır. Ne diyorsunuz hocam? Hani işleyiş belki yanlış anlaşılır mı? Ankara'da ağırlanmayalım da bundan sonra Tekirdağ'da ağırlayalım. Meclise gelen misafirlerimiz dedim. Hocam da şey demişti. Olabilir Cüneyt, niye olmasın, bunu bir düşünelim demişti. Yani biz pandemiden sonra yurt dışından yabancı misafirleri ilimize ağırlayabilecek miyiz hocam? İnşallah. Eğer olmasaydı bu salgın şartları, tabii bunu birçok örneğini burada yaşayacaktık. Şüphesiz. Yani Tekirdağ'ın ismini tüm dünyaya biraz daha hızlı şüphesiz yayabilelim yani diye. Buraya tabii ziyarete gelen, resmi olarak Ankara'ya mutlaka geliyor ama Türkiye'ye ziyarete gelen bütün misafirlerde hemen hemen hepsi mutlaka İstanbul'u da bir görmek, ziyaret etmek istiyor. Yani İstanbul'a geldiğinde Tekirdağ ziyareti de bu programın içerisine rahatlıkla konulabilir. Hedefimiz oydu ama salgın şartları biraz, evet, tabii bu tür fiziki ziyaretleri büyük ölçüde azalttı. İnşallah bu salgın sona erdikten sonra bunu yapacağız. Şöyle kıymetli hemşehrilerim, ben tabii birkaç defa hocamın yabancı konuklarıyla olan samimiyetini görünce oradan cesaret aldım. Dedim ki hocam, biz de davet edelim dedik. Sağolsun Meksika'dan bir meclis başkanı, parlamenterler birliği başkanıydı galiba. Parlamentolar arası birlik var. Evet. Bütün 178 ülkenin üye olmuş olduğu bir uluslararası bir platform. Onun başkanıydı. Onu Tekirdağ'da bir getirdik, ziyaret ettik, evet, sağladık burayı. Daha sonra da sanıyorum bazı Meksika'daki bazı şehirlerle biz onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kardeş şehir meselesi bakalım. İnşallah. Özellikle hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgede hocam, Azerbaycan ve onun illerinin içerisinde, hem Avrupa'da bize yakın ilişkiler kurabileceğimiz, belki işte Katar'da yatırımcıların çok olduğu bir bölgede, yani birkaç tane kardeş belediye yapabilirsek belki biraz daha şehir değişik fonksiyonlara sahip olabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii şöyle, belli bir dönem işte 2020 yılı içerisinde bütün uluslararası toplantılar, ziyaretler kapanmıştı. Yani insanlar çekindiği için bunları yapamıyorlardı. 2020'nin sonuna doğru ilk işte Azerbaycan'la başladık. Yavaş yavaş şimdi bakıyorum bazı uluslararası toplantılarla ilgili bir hareketlenme var. Yavaş yavaş bu ziyaretler de başlayacaktır. Biz de gideceğiz ama misafirlerimiz de gelecek mutlaka. İnşallah bu bakımdan Tekirdağ'a faydasını düşündüğümüz en ufak bir şey olsa her zaman onun peşindeyiz, olacağız. Teşekkür ederim hocam. Değerli izleyicilerimiz, yani çok böyle siyasi gündeme girmeden böyle doğal sorulardan oluşan bir program yapalım istemiştik. Sağ olsun hocam. Yine olmadı biraz diyorsun. Yani hocalığı tuttu. Yok, öyle değil. Onu anlat. Tutmadı hocam. Yani mesela pandeminin durumlarına çok fazla detaya girmedim. Esnafımıza biraz daha destek, katkı sağlanması ile ilgili birkaç çalışmanız var. Bunlara girip de çok fazla bayram üstü insanları daha fazla yormak istemedim açıkçası sorularla. İnşallah. Yani dediğim gibi kısa bir zaman içerisinde
artık bu salgının şartlarının hafiflemesi ve tamamen belli bir süre sonra da ortadan kalkması arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Gelişmeler bizi bu konuda da ümitlendiriyor. Biraz daha sabredersek inşallah hep beraber. Çünkü burada hani belli toplum kesimlerinin, işte belli şehirlerin, ilçelerin falan durumu söz konusu değil. Bütün dünyada yaşanan sıkıntılar var. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bunları kısa zamanda atlatacağız. Yeniden o normal günlerimize döneceğiz hep beraber, millet olarak, dünya olarak, insanlık olarak. Hocam, ayağınıza sağlık, teşekkür ederim. Bunu bir kere daha söylemem gerekiyor. Siz hem Trakya'nın hem Tekirdağ'ın bizler için gurursunuz. Yani sizinle birlikte çalışmak bizim için gerçekten bir onur. Hemşehrilerimiz de bunu hissediyor. Yani özellikle kendi ilçem için söyleyeyim, çok ciddi yatırımlar bu yıl içerisinde akla hayale gelmeyecek temel atmalarımız var, açılışlarımız var. Bu konuda desteğinizi hiç esirgemediniz. O yüzden hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Tekirdağ bizim memleketimiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Bunu hani böyle biraz rahat larç olsun, yalakalık yapmak için söylemiyorum. Allah için doğru olanı konuşuyorum. Allah sayılarınızı artırsın. Önemli konu bu. Eğer ki son sözünüzü alalım hocam. Çok tuttum sizi, biliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan için keyifli bir sohbet oldu. Tekrar Ramazan bayramını bütün hemşehrilerimin, aziz milletimizin, İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın bütün insanlık için sağlık, huzur, barış getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Tabii sıkıntılar içerisindeyiz. Bir taraftan salgın şartları, bir taraftan da bütün dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında yaşanan, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaşanan vahşice, hunharca İsrail'in, Siyonist yöneticilerinin yaptıkları var. Bu şartlar altında bir bayram yaşıyoruz. Hüzünle bayram sevinci birbirine karışık. Evet. İnşallah daha güzel bayramlarda millet olarak bir araya geliriz. İnşallah. Daha iyi bayramlaşabileceğimiz, kucaklaşabileceğimiz ortamlarda bayramlar yaşarız. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık hocam. Hayırlı akşamlarınız olsun, hayırlı bayramlarınız olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere.